Hoş geldiniz. Futbol antrenörlüğü yaparım. Keşke bu mesleği hiç yapmasaydım. Futboldan nefret etmiyorum. Bilakis çok seviyorum. Fakat beni futboldan, hayatımdan bıktıran, nefret ettiren biri var. Çoğunuz onu tanırsınız. Zeki, gel buraya. Gel Zeki. Yakalasam. Bu bir şey değil. Ben bu adamdan daha neler çektim. Sebep? Bu hikaye tam 20 sene evvelinden başlar. Bu olay Halep'te geçiyor. O zamanlar Halep'te kendi halinde yaşayan bir adamcağız vardı. Bu zavallı adamın ismi Ebu Zeki. Ebu Zeki Üstad kendi halinde ailesine düşkün bir Halepliydi. İyi bir insan olan Ebu Zeki'nin bir kusuru vardı. O da batıl itikatlara inanmasıydı. On üç rakamını çok uğursuz bulur ve daima 13 rakamından kaçardı. Aksilik değil mi? Bugün de ayın 13'üydü. Onun için bakın zavallı adamın başına neler geliyor neler. İşte uğursuzlukların birincisi. Bu da ikinci uğursuzluk. İşte sebep gene 13. Hayret. Adam olanları polise şikayet edecek. Şuna bakın ki polisin numarası bile çift 13. Efendim, bugün Ebu Zeki'nin çocuğu olacak. Kendisi onun için bu kadar heyecanlı. Ebu Zeki çocukları çok sever. Onun için de Allah ona çok çocuk verdi. Bu çocukların sayısını Allah bilir. Ben bile unuttum. Bir fırsatını bulursak sayarız canım, merak etmeyin. Bugün ayın 13'ü olduğu için Ebu Zeki başına bir şey geleceğinden korkuyor. İnşallah çocuğum hayırlısıyla doğar diye bekliyor. 13 rakamın uğursuzluğundan ben de kurtulmuş olurum böylece diyor. Şimdi çocukları sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8, 9, Allah tamam bir, yok 10, 11. Diyor ki 11 çocuğum var. 12'de de dururum artık. Evet ikiz. Eyvah, çocukların sayısı gene 13 etti. Şimdi ne olacak? Hangisi sonra doğdu acaba? Bu. Şimdi Ebu Zeki ne yapacak bakalım? Ebu Zeki içi sızlamasına rağmen imkansız 13. çocuğunu elinde tutamazdı. Onun için çocuğu götürüp bir yetimhanenin müşfik ellerine bırakmaya karar verdi. Zavallı küçük. Zavallı küçük bebek. Hem ailesinden hem ikiz kardeşinden ayrılıyordu. İşte o günden sonra bu ikiz kardeş bir daha birbirlerini hiç görmediler.
yetimhane müdüresi çok sert ve disiplinli bir kadındı. Yetimhanede büyüdü, gelişti, kendi halinde çalışkan ama sıkılgan bir yavru oldu. Ana baba sıcaklığından mahrum büyümüştü zavallı. İnsanlardan, bilhassa kadınlardan korkar bir hali vardı. Zavallı çocuk. Beş daha yedi eder Gaffar'cığım. Yedi mi eder? Tabii yedi eder. Hadi çabuk git topla şunları hadi. Oldu mu şimdi? Yani beş daha yedi eder öyle mi? Tabii Gaffar'cığım beş daha yedi eder. Hadi topla şunları. Beni uğraştırma buralarda. İnanmıyorsan git makineye bak. Peki bakalım. Hadi. Ey Allah. Şimdi. Evet. 5 daha 7 eder diyorsun ha. Dur bakalım makine ne diyecek şimdi bunlar. 5. Makinede 10 çıkıyor ama. Amma yaptın ha. Makineye mi inanacaksın, bana mı inanacaksın yani? Hayır, sen doğru söylüyorsun. Ver 7 lirayı. Eyvallah. Gel buraya. Buyur Osman amca, ver buyur. Ver parayı. Al parayı, buyur. Gene çarptın değil mi ha? Hesap yanlıştı Osman amca, vallahi benim suçum. Hadi gel lan. Maşallah, onun için her gün açık çıkıyor. Ben de arıyorum ama bir türlü bulamıyorum açık nereden çıkıyor. Be Adem oğlum, beş daha yedi mi eder ha? Garson öyle söyledi. Peki senin gözlerin yok mu? Bakmıyor musun makineye? Makineye mi inanayım yoksa garsona mı inanayım Osman amca? Garson seni soyuyor be! Soymaz canım, babam yaşında adam o. Yok yalan, ben babamın yaşını bilmiyorum. Sen zaten ömür boyu salak kalacak, bir boka yaramayacaksın. Ben insanım, yani insanlara inanırım Osman amca. Tövbe yarabbi! Bu adam benim davadım mı olacak hadi be! Ben de seninle aynı fikirdeyim. Damat bey burada, kendine çeki düzen ver. İnşallah baba. Cesaretli ol hadi. Allah, kabahat bende, ben düşürdüm. Ulan ne sakar adamsın. Bir şeyi çevirmeden devirmeden yapamak yine kız. Allah'tan şarkı söylerken böyle değilsin. Ne yapayım Osman amca? Ses kes sesini. Söyle bakalım. Ağzındaki baklayı çıkar. Kamyonu mu bırakacaksın yoksa? Hayır Osman amca. Yoksa parana zam mı istiyorsun? Bir şarkıcı için az değil verdiğin para değil mi? Yo ben paramdan memnun olamam. Ne istiyorsun? Ben kızınızı istiyorum. Hangisini? Küçük kızınızı olsun. Küçük kızımı istersin? Evet. Ulan sen ne iş yaparsın ha? Ben şarkıcıyım Osman amca, sizin kulüpte çalışıyorum biliyorsunuz. Ulan ben şarkıcıya kız verir miyim ben? Madem öyle ben de bir daha şarkı söylemem. Dur ulan dur. Kızımı vermek için sebep değil bu. Bu sebep değil. Kaç defadır istiyorum, vermiyorsun. Bak gel evladım. Gel şöyle. Benim iki tane kızım var. Biri büyük, biri küçük. Evet. Biri küçük, biri büyük. Bunun için büyük evlenmeden küçüğü evlendiremem. Yani bu iş sırayla mı olacak Osman? Evet. Ay babacığım, ben sıramı veririm. Tırkın. Kızlar bu işe karışmaz. Hadi dışarı yürüyün. Dışarı. Doğru pavyona. Osman amca. Ne? Bu işi sırayla yapmasak da parayla yapsak ha? Ulan bana bir de rüşvet mi teklif ediyorsun? Doğru pavyona. Ay, yürü bakayım ama, yürü. Şarkı söyle başka işe karışma. Yürü hadi. Güle. Bana bakın kızlar, siz de oynaşmayın. Doğru yatağa. Ben de pavyona gideceğim. Hadi bakayım yallah. Yürü.
Yine bu iş olmadı. Ama bütün kabahat sende. Bir türlü Gaffer'le evlenemedin. E ne yapayım şekerim? Evlenmeye bir türlü yanaşmıyor. Bana bak, benim aklıma bir şey geldi. Hadi bu akşam biz de pavyona gidelim. Ben Hasan'ı, sen de Gaffer'ı görürsün. Peki ya babam? E babama da gözükmeyi veririz. Aa, vallahi tamam. Gidelim. Onu çok özledim. Hadi, hadi öyleyse gidelim. Gidelim hadi. Hadi gidelim çözelim. Korkmaya bırak da Gaffer'a bir sürpriz yapalım. Hadi gel bakalım, işte oldu. Hadi. İşte. Bir bakalım ben kimim? Şef garson Mehmet'sin. Ne? Bu? Beni çok üzdün Gaffer. Ne yaptım ben sana? Senin nişanlın ben olsaydım burayı kafana geçirdim. Kardeşimin sesi o kadar kalın mı ki onu garsona benzeyelim? Ne yaptım, şaşırdım. Bizim Mehmet'in sesi o kadar zarif ve incedir ki... Defolup gitsene sen işine be. Hadi servisine. Haklısın. Çok zarif ve ince bir sesi varmış. Evet öyledir ya. Şimdi bırakın bu kırgını da senin programını dinleyelim. Aa, doğru haklısınız. Size yer ayırtayım hemen. Sen garson, nereye gidiyorsun? Gel bakalım. Size yer ayırtacaktım önden. Gel gel buraya. Babamız bizi görmeden dinlemek istiyoruz. Ama nasıl olur size yer... Lütfen Gaffer. Kırma kardeşimi. Hadi Gaffer bir şeyler yap. He? Pekala, gel. Ben sizin hesabınızı görüyorum. Şimdi ben senin hesabını görürüm ulan, kalk! Kalk dedim, kalk! Yürüyün bakayım sürtükler sizi! Düşün önüme dedim, düşün, düşün! Düş dedim sana! Yürüyün! Hadi bakayım, salla bak, git! Gel buraya! Gel! Ulan bana bak, sen de Hasan da yazarıya geleceksin, anlaşıldı mı? Evet, Hasan anlaşıldı, Hasan gelecek, ben burada kalacağım. İkiniz ulan, ikiniz de! Hadi! Siz de yürüyün bakayım, çabuk! Yürüyün! Hasan, Hasan! Gel, ayvayı yedik. Bu kızları pavyona sen mi aldın ulan? Tövbe bir daha yapma. Çekelli be! Tövbeler tövbe. Çekelli ulan! Amca, Gaffer'ın bu işte hiçbir kabahati yok. Bütün bu işler benim yüzümden oldu. Peki sonra? Fatma buraya beni dinlemek için geldi. Ne, seni mi? Benim sözlüm değil mi o? Ne zaman karın olur, o zaman dinler. Ay, elini öpeyim amca. Çekelli be, çek dedim! Çekin ulan elinizi! Çek, ben kızım, ben evlendireceksin değil mi? Kes! Kas demer, çek ulan! Kaç sefer söyledim. Büyük evlenmeden küçük evlenemez dedim. Duydu mu? Haklı adamcağız. Adetlere uymak lazım değil mi? Büyük sonra küçük. Hadi düşünün be. Ben de bunun hesabını sormazsam bana da kavrak Osman demesinler. Aa, yapma baba, gel. Affet baba. Baba özür dileriz. Ayıp. Hasan, perşembe günü haftanın hangi günüdür o perşembe? Perşembe günü perşembe gündür oğlum. Ha, yani yarın. Evet efendim, yarın. Selma bana bir randevu verdi de saat 5'te diyor. Acaba akşam 5'te mi, sabah 5'te mi? Onu anlamadım. Yani sence doğru olan hangisi söylesene. Hadi söyle bakalım. Bilmem. Bak duydun mu Osman Bey'in söylediklerini? Selma ile de Fatma ile de evlendirmiyor. Ya adam haklı ya. Yani yarın iyi bir kısmeti çıkar, evlendirir sonra. Birader ben artık delireceğim. Söylesene bana. Selma senin nişanlın değil mi? Sevmiyor musun onu? Seviyorum. Niye evlenmiyorsun onunla? Yapamam. Peki öyleyse. Gizli gizli buluş. Tıpkı hırsızlar gibi. Hadi. Ben gizli gizli buluşamam, sonra babası beni öldürür. Korkma. Korkma. Neden korkuyorsun? Buluş onunla. Gizlice buluş. Söyle bana, nerede buluşacaksınız? Söyle bakalım, nerede buluşacaksınız ha? Selma'ların bahçesinde. Selma'ların bahçesinde. Bak ben kimseye bir şey söylemem. Sen git rahat rahat buluş. Konuş onunla. Korkmadan git. Ben hiç kimseye bir şey söylemem.
Güven bana. Hadi, hadi. Saat 5'te. Niye konuşmuyorsun? Ne konuşayım sanki? Ne olursa, niye geldik buraya? Sahi niye geldik buraya? Çünkü seninle birlikte yıldızları sayacağız. Ah, tamam. Hı? Gaffar, biraz sallan. Sallanmıyorum ki, şey... Hayır, öyle değil. Gel buraya. Eğer bir erkek bir kızı severse ne yapar? Ben bir kereden fazla sevmedim ki. Ne elini tutar böyle. Hı? Böyle mi tutar? Sevgilisinin omuzuna koyar ve sonra ona güzel şeyler söyler. Gaffar, canım. Sonra ne yapar? Burada film mi çeviriyorsunuz? Babacığım, Gaffar bayıldı bak. Çekil sen, ben onu ayıltırım. Kalk ulan. Neredeyim ben? Cehennemde. Onun için mi sıcak burası acaba? Söyle bakalım, niye geldiniz buraya? Biz birlikte yıldızları sayıyoruz. Ben şimdi saydırırım. Şimdi tepelerim. Amca yapma, onun niyeti kötü değil. Evlenmek istiyor kızınızla. Söylesene lan. Evlenmeyecek miyiz? Hayır. Ne? 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 Hayır. Ben sana söylemedim mi bu adam sahtekar bizi oyalıyor diye ha? Çabuk defol git. Gözüm görmesin seni. Ne oldu? Ben de seni görmek istemiyorum. Hadi yürü. Hadi yürü. Yürü. Sırla bak. Ben şimdi ne yaptım ya? Ya hiçbir şey yapmadın. Tüh Allah kahretsin. Yani sen Selma öpünce hemen bayıldın öyle mi? Vallahi billahi öyle oldu be. Belki babası görür diye korktun ha? Hayır, bir kadın beni öpünce derhal bayılırım ben. O zaman sende bir hastalık var oğlum. Ne gibi bir hastalık? Demek istiyorum ki ruhi bir hastalık. Ruhi bir hastalık mı? Yani benim ruhum mu bozuk demek istiyorsun? Aman canım, bırak şimdi lafı. Senin derhal tedavi olman lazım. Tedavi. Şimdi buldum. Senin İstanbul'a gitmen lazım. Niye? Böyle hastalıklardan anlayan dünyanın en iyi doktoru orada da ondan. Peki o doktor ruhumu iyileştirebilecek mi? Elbette be kardeşim. Sen iyileş ki biz de Fatma ile evlenebilelim. Ama Selma bana çok kırıldı. Sen o işi bana bırak. Ben Selma'nın gönlünü almasını bilirim. Hadi bakalım, sen şimdi eşyanı pılını pırtını topla. Yarın ilk trende İstanbul'a gideceksin. İstanbul'a mı? Evet, İstanbul'a. Doktora. Doktora, evet. Hadi çabuk hazırlan. O doktor benim bozuk ruhumu tamir edebilecek Elbette. Mi? Elbette. Neren bozuksa orayı tamir eder. Bu hikayeyi aklım ermedi. Bu beni sevmiyor. Hasan, anlatsana ona. Bak ben sana anlatayım Selma'cığım. İnan bana, bu adam seni çok seviyor. İstanbul'a muayene olmak için gidiyor. Yani beni seviyorsun değil mi Gaffar? Söyleyemiyorum, utanıyorum. Hasan'a sor. Bu yolculuğu neden yapıyor yani ha? Seni sevdiği için. Seni çok seviyor. Ben Fatma'yı nasıl seviyorsam o da seni öyle seviyor. Geç kalma Gaffar'cığım. Seni çok özleyeceğim. Ben de seni çok özleyeceğim. Merak etme, birkaç gün sonra dönecek. Hem de bütün hastalıklarından kurtulmuş olarak. Mektup. Al, şu mektubu doktora vereceksin. Tamam. Bak, üzerinde adres var. Ben her şeyi anlattım. Sen de anlatırsın, anladın mı? Tamam. Kaybetme sakın ha. Kaybetme. Gaffar, çabuk gel. Ver elini babacığım. Lütfen Gaffar, muayene ol. Biliyorsun, istikbalimiz sana bağlı. Evet. Biliyorum, istikbalim benim bu yolculuğuma bağlı. Ne yapacağım ben bilmiyorum, ne yapacağım? Tren biletini unuttu. Ne olacak şimdi?
Gaffar tedavi için İstanbul'a gidiyordu. Kötü tesadüf mü desek, iyi tesadüf mü desek, bindiği bu trende ikiz kardeşi meşhur futbolcu Çapkın Zeki de vardı. Zeki'nin çapkınlıklarını gördüğü zaman hayal kurmaya başladı. Acaba bir gün ben de kızları öpebilecek miyim dedi kendi kendine. Ama bu Çapkın Zeki'nin kendi kardeşi olduğunun farkında bile değildi. Zeki! Zeki! Kolay gelsin beyim. Antrenman yapıyordum biraz. Yok canım. Hadi bakayım yürü, yürü. Gene başladın ha? Ne yapıyordun ha? Abicim bir ecnebi kadın yakaladım, teselli ediyordum. Babası ölmüş. Teselli ha? Evet, teselli ediyordum. Emin misin? Evet, eminim tabii. La havle ve la kuvvetin illa billah. Çekilde biraz da ben teselli edeyim. Tabii teselli et, sevap kazanırsın. O yaptıkça Allah size ömür versin madem. Çık çık diyorum sana terbiyesiz kütah. Teselli ettin mi bari? O beni teselli etti. Geçmiş olsun öyleyse. Bana bak, sana son defa hitap ediyorum. Sen İstanbul'un en büyük futbol takımında oynayacaksın, unutma. Biliyorum, eğer kızlarla fingir dersen bana rapor vermeyeceksin. Gece eğlence yok. İçki içmek de yok. Röntgencilik de yok. Randevüler de yasak. Leyla yok. Fatoş yok. Hiçbir şey mi yok? Hatta Ayşe bile yok. Yürü bakalım. Yürü hadi. Seni cambaz seni. Bilet kontrol. Kontrol. Bilet? Bilet kontrol. Biletimi bilet nerede kontrol. Bıraktım ben? Ay nerede bıraktım acaba biletimi? Affedersiniz beyefendi. Acaba sizde fazla bilet bulunabilir mi? Yok be, sinema mı burası? Sizde bir bilet var mı acaba? Ay iyi geldi. Bu da beni kontrol, takip ediyor bilet galiba. Kontrol. Eyvah. Bilet kontrol. Bileti ne yaptım ben? Ay bilet. Bilet. Bilet kontrol. Kontrol, bilet kontrol. Helal, girerim ben de. Bilet. Al be bilet. Al. Bilet kontrol. Bilet kontrol. Sağ olun. Teşekkürler. Hoş geldiniz efendim. Bavulunuzu alayım. Dur. Bırak ya bavulumu. Bırakın. Peki siz bilirsiniz. Buyurun efendim. Dört gözle sizi bekliyorduk. Çok özlemişiz. Sizi karşılamak için beni gönderdi. Buyurun efendim. Seni doktor bey gönderdi değil mi? Buyurun, buyurun efendim. Şöyle buyurun efendim. Taksi boş. Kaçmayı aklından çıkart ve antrenmanlarda çalışmaya bak. Tamam mı? Alayım abi. Karşıya geçeceğiz. Ne vereceğiz ha? Söyle bakalım. Onda anlaşırız abi. Merak etme sen. Hadi bakalım.
Tekin. Gel buraya. Cennetten bir parça sanki ha. Aa bak bak abi, sen camilere meraklısındır. Bu Rüstem Paşa Camii değil mi? Evet Rüstem Paşa. Burası da Boğaz. Evet Boğaz. Peki şu köprü Galata Köprüsü mü? İyi bildin. Peki ya şu cami? Yeni cami değil mi? Üstüne bastın, ayağını kaldır. Yeni cami. Güzel bir yer. Evet çok güzel. Bana bak, sen beni bunlarla kandırıp kaçamazsın, anlaşıldı mı? Programımız şöyle olacak. Şimdi otele gideceğiz. Duş, yatak ve antrenman. Kaytarmak yok. Peki, peki abi, peki. Tamam kızma. Duş, yatak ve antrenman. Sen bana anlatsana. Senin büyük baban şu Dolmabahçe Sarayı'nda müstahdemdi değil mi? Anlatsana bana onu. Ah, ah. Ne otoriteydi o? Müsaadesi olmadan hiçbir şey yapılamaz. Hatta bu saraya bile girilemezdi. Bu sarayın kapıcısıydı o. Şu gördüğün koskoca sarayın kapıcılığını yapmak kolay mı be? Her şeyi başarmıştı. Sarayın bir ucundan ta diğer ucuna kadar ne var ne yok bilirdi. Hafızası o kadar çok kuvvetliydi ki. Sarayın ağası ona bunun için Hafıza Mehmet adını takmıştı. Ah, ah, ah büyük baba. Sen büyük adamsın büyük baba. Baba torunun... Zeki! 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 Şu arabayı takip et. Teşekkürler. Hey bir dakika. Oh beyefendiciğim nasılsınız? Teşekkür ederim. Dokunmayın bana, dokunmayın, ben hastayım. Doktor beyi görmek istiyorum. Doktor nerede? Doktor yok. Gülnaz Hanım yukarıda. Ama ben buradayım. Al evet. Dokunma bana, hastayım. Sevgilim, hayatım, canım. Ay, dokunma. Ayşe, sen ne arıyorsun burada bakayım ha? Hadi çabuk işine. İşine dedim. İşine. Hadi. Yalla. 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 Gel sevgilim, hadi. Üç ay beni mektupsuz bırakmaya hakkın var mı senin ha? Mektup da benimle beraber geldi. Sen de kalsın, hadi öp de barışın. Ne kadar da değişmişsin sen. Ben hastayım, kalbim var, ruhum bozuk. Hep öyledir zaten, kendini harcıyorsun, bir daha seni hiç bırakmayacağım. Ama doktoru görmem lazım. Hadi gel, doktor görme. Yapma, yapma, ben hastayım. Dokunma, dokunma. Hayır, korkma. Ay, imdat! Ay, imdat!
Ah, kapı! Biri geldi galiba. Ah, demek doktor geldi. Ne doktora? Belki de kocamdır. Ne? Kocan mı? Eyvah! Ah, saklan hadi. Ben? Nereye saklanayım? Şuraya saklanayım. Hayır! Şuraya, şu yastığın altına. Orası olmaz. Gel! Gel! Sakla beni teslimim! Şuraya dedim, şuraya. Ha, oraya. Nereye? Hayır, orası oradan. Kapı, buraya gel. Oraya, nereye? Hay Allah. Şuradan. Ben nereye saklanacağım? Ben buranın yabancısıyım. Bir yer göster de saklanayım. Şuraya dedim, nereye? Şuraya. Oraya. Tamam. Şuraya. Şurası, burası. Zeki. Zeki. Dur bakayım sana şöyle bir. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Gel bakayım. Nasıl böyle birdenbire değişebildin Zeki? Zeki Zeki'dir. Hiçbir zaman değişmez. Artık viski içmek istiyorum. Zeki Bey içmez. Biri geliyor galiba. Ben buradayken kimse gelemez. Ben yukarı çıkayım da viskinin bir hatırını sorayım. Zeki. Koku. Kadın kokusu. Bu işte bir kadın parmağı var gene. Şuraya gel. Ah, sevgilim geldin demek. Hadi sarıl bana. Dokunma bana. Ben şöyle gideceğim. Bak şöyle, şöyle. Beni bırakıp nereye gidiyorsun? Bırakma beni. Ama bak dinle beni. Bir dakika, benim gitmem lazım. Benim elimde raporum var. Bak. Senin doktorun benim, gel. Kollarıma seni tedavi edeyim. Hadi gel canım, gel. Bak yatağı da hazırladım, hadi. Yapma. Hadi gel, sarıl bana. Ama bırak beni, doktoru görmem lazım. Hayır, hayır yapma. Yalvarırım sana, ne olursun bırak beni. Demek beni hizmetçiyle aldatıyorsun ha? Beni, utanmadan hem de. Alçak! Bana ha? Bana! Yürü! Buraya gel diyorum. Seni bundan sonra asla yalnız bırakmayacağım. Sen benimsin, anladın mı? Ama yanılıyorsun. Doktor kimin? Sen derse... bana aitsin. Benim mülkümsün. Madam yanlışınız var. O sizin değil, benim mülküm. Götüreceğim sen onu. Sen kimsin be? Ben mi kimim? Onun yüzünden deliye dönmüş bir adamım ben. Ben mi? Kim bu adam? Sen tanıyor musun? Hayır, tanımıyorum ben de kim? Beni tanımıyor musun? Evet. Beni tanımıyorsun ha? Ben sana şimdi göstereyim. Gel bakalım. Gel. Durun, rica ederim. Evimde böyle şeylerden hoşlanmam ben. Çık dışarı. Ben mi dışarı çıkacağım? Evet. Ben mi dışarı çıkacağım? Evet, ha? Sen çıkacaksın. Hadi diyorum sana, yürü. Çıkıyorum. Benim evimde ne işiniz olduğunu açıklar mısınız? Bakın madam, beni yanlış anladınız. Ben o adamın peşindeyim. Hiç inandırıcı değil. Ne zamandır onun peşindeyim. O benim mülküm. Siz yanlış adamın peşindesiniz. Onu buradan almadan hiçbir yere gitmem. Bir dakika. Bebeğim, çiçeğim. Oo, maşallah maşallah. Bu ne güzel bir sahne böyle bakayım ha. Kocam.
Kocan mı? Allah'ım, onu Allah gönderdi. Size yalvarıyorum, şu kadınla aramı bulun lütfen. Hmm, aranızı bulacağım. Bulacağım tabii. Tam bulun benim. Tabii bulurum. Sen öldürdün. Yapmayın. Çiğ. Bu bana bak. Gel buraya, kaçma. Kaçma, gel buraya, öldüreceksin. Çekil. Bırak beni. Dur hayatım. Sana gelince güzelim. Beni öldürecek misin yoksa? Ha, bak senin hakkında neler düşünüyorum. Gel bakalım şimdi sen benimle. Yürü odana. Gel. Ya, hayır yapmayın. Gel bakalım. Kocacığım. Hayır. Yapma seni kocacığım, ne olur. Gel bakayım, gir şuraya. Kilitleyin de seni gör, dışarı çıkamayacaksın. Zeki, sen ne işin var burada? Viski içiyorum ve seni bekliyorum bebeğim. Gel kollarıma. Yeter, neredeyse öleceğim. Ama bu antrenman çok yararlıdır. Benim doktoru bulmam lazım ama. Ben doktordan daha faydalıyım. Benim ruhum bozuk, onu düzeltecek doktor. Sen değil, asıl hasta olan benim. Öyleyse seni de doktora götürelim. Neler söylüyorsun sen? Senden sorumlu benim. Memleketine döndüğün zaman başın dik olmalı. Yukarı. Başın yukarıda olacak, yukarı. Yukarı. Hadi. Zavallı Gaffar'ı yakaladığım gibi otele götürdüm. Ben de onu hala zeki zannediyordum. Gazeteciler etrafımızı sarmış, mütemadiyen soru soruyorlardı. Gaffar'a hiçbir zararı dokunmadı ama kadınlarla çekilen resimler başına büyük dertler açtı. Zavallı Gaffar, bu gazetelerin Selma'nın eline geçeceğinden habersiz gazetecilere gülerek neşe içinde durmadan poz verip duruyordu. Yeter artık Selma. Ağlama artık. Nasıl ağlamam? Şu resme bak. Hay Allah. O sahtekarın biri. Ağla Selma. Hem de çok ağla. Sen sus be. Kadınlara karşı müthiş korkusu varmış. Hepiniz öylesiniz zaten. Susun biraz. Kafamı karıştırmayın. Düşünüyoruz efendim işte. Düşünüyoruz. Aa. Benim halim ne olacak şimdi? Üzülme Selma. Erkekler hep böyledir. Ha? Tamam buldum. Sen gebesin kızım. Selma. Allah korusun. Sen deli misin be? Korkma kızım. Korkacak bir şey yok. Sadece küçücük bir oyun bu. Ona oyun oynayacağız. Anlaşıldı mı? Siz beni dinleyin yeter. Nasıl bir oyun bu? Korkarım ben ama. Canavar seni fena kandırdı. Ama şimdi sıra bizde. Hasan. Sen bir dahisin. Vallahi babam hepimizi kesti. Harika bir fikir. Hepimiz öldü. Benim kızım benim yanımda çalışan o hesap bilmez itten hamile kaldı. Nasıl olur bu? Keserim. Öldürürüm. Babacığım ne olur sinirlenme, onu kandırmış. Kes! Hepinizi öldürürüm ulan, keserim. Doğrarım ben be. Benim adımı lekeleyenleri gebertirim. Nerede o hayvan herif? Onu bulduğum zaman öldürürüm. Doğrarım. Tabancayla keserim. Yok. Bir dakika, öldürürüm. Bir dakika Osman amca. Onun izini bulduk, merak etmeyin. Tamam, o sakinleştirecektir şimdi. Kızınızı hamile bırakan o adamı... Ya kes, nerede? İstanbul'da. Bakın biletlerimiz hazır, gideceğiz. Ulan madem biletlerini aldın... Daha önce niye gelmedin, niye söylemedin be adam? Yerini bulabilmek için çalışıyordum Osman amca. Öyle geleyim istedim. Babacığım lütfen. Kes, çek elinizi be! Ama ulan...
Eğer yalansa seni de öldürürüm onu da. Doğrarım. Hatta tabancayla beynini de alırım. Tabancayla şeytan doldururum. Yürüyün başımdan. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi binin şu arabaya, hadi. Çabuk olun, çabuk olun. Gir bakalım, gir. Hadi. Dur bakalım, çık dışarı. Hız düşmanı. Benim kızımın yanında sen oturamazsın, geç öyle. Hadi, yürü. Bak. Nedir bu başımıza gelenler ha? Gül gibi kızımız gitti ha. O namussuz herif nasıl yaptı sana bunu ha? Ah yavrum ha, ne yapacağız şimdi biz ha? Ay ağlama lütfen, her şeyin bir çaresi bulunur. Ağlayacağım başıma gelenleri duydum. Ay evladım ha, ne yapacağız şimdi? Kızım, evladım benim ha. Allah Allah. Ah, ah evladım ah, ah. Ay bu işin altından nasıl kalkacağız bilmiyorum. Şu Gaffar'ı bir an önce bulsalar artık. Ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Canım üzülme, getireceklerdir elbette. Canım. Hayatım erkekler için ağlamaya değmez dedim sana. Bırak artık üzülmeyi. Gel. Ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Onu öldüreceğim. Eğer beni bırakırsa onu öldüreceğim. Aman saçmalamayı bırak artık. Ne saçmalaması? Bak. Geldiği zaman hemen boynuna atılacaksın. Hı? Boynuna mı atılacağım? Hayır, hayır yapamam, yapamam. Belki daha iyi bir çözüm olur. Ona kızgınlığını belli etmeyeceksin, tamam mı? Ne? Evet. Evet, güzel fikir. Tamam yaşasın. Çok iyi, çok akıllısın canım benim. Hey! Baba, orada ne fikirdeyim duruyorsunuz be! Bak! Ne yapıyorsunuz burada? Çabuk gideceğiz. Bu herifi öldüreceğim. Onu ve yaşatmayacağım. Ama babacığım, ne? Sakin ol lütfen. Sakin ol bak bu. O herifi öldürmeden bana rahat yok. Tamam ceketimi getiriyorum. Tut şunu! Tabii babacığım, buyurun. Ver! Ver şunu! Tamam. Ben şimdi gidiyorum. Siz de sakın bir yere adımınızı atayım demeyin. Burada bekleyeceğiz babacığım. Ya onu öldürürse? Bak elimde ne var? Aslanım benim canım Fatma. Bu herifi tanıyor musun oğlum? Hayır, tanımıyorum. İyi bak, bu kulüpte oynamıyor mu bu? Ha, şimdi tanıdım Zeki Bey. Ha, bir daha ismini değiştirmiş. Sanki elimden kaçabilecek. Onu görmem lazım, çabuk. Bir dakika bekleyin. Hadi, hadi çabuk. Ha, tamam. Merhamet, yeter artık, çok yoruldum. 7 dakikan var. Biri sizi istiyor. Allah gönderdi onu. Neymiş? Bir kadın mevzu galiba. Beğendin mi? Kadının kocası buraya gelmiş. Merak etme, ben hallederim. Şimdi geliyor. Ben diyorum. Onu siz mi aradınız? Evet. Ne görüşecektiniz? Şahsi bir iş. Kadın meselesi. Kardeşim bırakın peşini, kadınla ilgilenmiyorum. Yo! Benim kızımla alakasını kesemez. Öyle bir keser ki sen bile şaşarsın. Yürü bakalım keltoş. Ulan ben adamın boynunu keserim. Bana adamı sinek gibi ezerim. Ha, sen kimsin bakalım? Menajeriyim. Ha, demek onun akıl hocasısın sen. Ha? Hem de benim tabancam. Tabancam. Git peşine be, bu kabak kafayla tabanca çekemezsin. Ne demek istiyorsun? Erkeksen bekle. Tabancamı alıp geliyorum. Bir tane de bana getir bari.
Yürü ulan, erken sen bekle. Şimdi gidip geliyorum. Hadi yürü ulan sen de kemkeleş. Hadi oradan gebeş. Tabancamı evde mi bırakmışım ben ha? Hı hı, evet. Nasıl olur, yanımdan götürmüştüm. Aa, işte masanın üzerinde duruyor. Herhalde evde unutmuş olacaksınız. Buyurun. Ne unutması be? Ben buraya içeri girmedim mi? Aa, evet, evet girdiniz. Tabancayı cebime koymadım mı? Evet, hayır, koymadın. Evet, koydum, cebime koydum. Aa, koymadın. Koydum diyor. Koydum efendim, beni delirtmeyin. Size bir şey söyleyeyim mi babacığım? Sizde büyük bir hastalık başladı, öyle değil mi Selma? Aa, evet babacığım. Ne zamandır size bunu söylemek istiyorduk. Hastasınız siz, yatmalısınız. Evet. Hastalığımın sebebi kapı vardır. Mutlaka öldüreceğim. Ay baba, dur dur, dinlenmen lazım. Şu yüzüne bir baksak sarı. Suratım sarı mı? Evet. Babacığım dinlenmelisiniz biraz. Nabzın çok hızlı atıyor baba. Lan baba! Evet, dinlenmen lazım. Evet babacığım, hadi. Bu hiç iyiye işaret değil baba. Sana dinlenmek iyi gelecektir. Sakin olman lazım. Fatma'yı dinle baba. Susun bakalım. Ne oluyor be? Kalbinin sesi buraya kadar geliyor babacığım. Tak 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 tak. Kalbimin sesi oraya kadar geliyor mu? Ben de duyuyorum galiba. Aa evet. Ah gel dinle gel. Aa. Ha evet, tak 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 tak. Aa. Evet baba haklı. Gel. Aa. Ay galiba ben. Babacığım. Senin... Ben hakikaten hastayım, ölüyorum. Aa. Oh bacım. Senin gerekiyor. Kalbim. Gel babacığım. Ah ben doktoracağım. Şimdi hemen sana şu yastığı. Evet babacığım. Yat kafanı. Babacığım benim. Ben gidiyorum. Artık. Aa, nereye gidiyorsun sen? Babama doktor çağıracağım. Canım bu bizim oyunumuz, öyle değil mi? Ay, evet, aman. Çok şükür kurtulduk artık. Ay. Yeter süslendiğin, dön de iki laf edelim. Ne olacak bu halimiz, söylesene. Hangi halimiz şekerim? Ay sen beni deli edeceksin Selma. Biz buraya niçin gelmiştik ha? Hani sen Gaffar'la ben de Hasan'la evlenecektim? Sahi. Ya sahi. Ne çareye başvurduksa, ne plan hazırladıksa olmadı. Üstelik Hasan'ı hiç göremez oldum. Ben de Gaffar'ı. Keşke hiç gelmeseydim. Hasan! Seninki. Sen miydin Hasan? Aşağıya gel. Sen gelmezsen ben gelirim yukarı. Ah Hasan, mümkün değil bu. Ya babam uyanırsa? Peki nasıl görüşeceğiz ha? Söylesene bana. Yarın görüşebiliriz Hasan. Bak denize gideceğiz, tamam mı? Denizde mi? Ha? Evet denizde Hasan. İyi geceler. Of darılma ama sevgilim, çok inatçı bir babam var. Ne olurdu sanki önce bizi evlendirseydi. Adet ha? Böyleymiş. Babam önce büyük sonra küçük diyor. Başka bir şey demiyor Hasan. İyi, iyi valla. Demek Selma evde kalsa ömür billah biz de evlenemeyeceğiz, öyle mi? Bunu mu demek istiyorsun yani? Bu gidişle de öyle olacağı benziyor Hasan. Peki Osman amca gidip Gaffar'la konuşacaktı. Ne oldu? Gitmiş ama görememiş onu. Hiç merak etme. Bu işi ne pahasına olursa olsun halledeceğim. Hadi gidelim. Zeki, beni dinlersen hiçbir zaman kaybetmezsin. Müsabakaya iyi hazırlaman lazım. Ben şimdi gidip krem getireceğim, burada kal. Kardeş, şuraya uzansana. Size bir tavsiyede bulunayım mı? Kendinizi bir ruh doktoruna. Aa.
Gel benimle. Nereye? 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 Sen de düşün. Sen de düşün. Laboratuvara gidecektik. Miss Kelly, laboratuvarı hazırlayın. Gel benimle. Laboratuvara gidecektik. Hayır, akıl yok ki bende. Buyurun, sizin hastalığınızda şu maymununkine benziyor. Hepimiz de aynı sülaleden gelmişiz zaten, öyle değil mi efendim? Evet, tabii. Şıra Hanım, hastayı yatırın. Şuraya yatırın, yatırın. Tabii efendim, buyurun. Soyunun lütfen. Uzanın şöyle. Buyurun, uzanın. Ama... Yatın, uzanın. Şimdi birinci test. Tamam, şimdi. Karşıya bakın, dikkat edin. Bana bakın. Evet, şimdi ikinci test. Evet, şimdi üçüncü test. Şimdi son test. Test bitti ya. Bak. Bitti. Test bitti. Bitti, bitti. Nasılım doktor şimdi? Mükemmel, mükemmel. Siz şu hapları alın. Şimdi durun, alın. Durun, gitmeyin. Ne yapacağım şimdi ben doktor? Evet. Söyler misiniz bana? Şunları tutun, evet. Siz de şunu tutun. Tabii. Verin. Teşekkürler. Durun, gitmeyin. Kafanızdakini alalım. Peki. Güle güle. Hoşçakalın. Güle. Bu işte halle oldu. Evet, artık iyileştiniz. İyileştim demek ki, öyle mi? Evet, evet, iyileştiniz. Buyurun. İlaçlar. Bu ilaçları çok dikkatli kullanmalısınız. Sağ olun efendim. İlaçları vermediniz ama, ilaçlar dediniz. Tabii, tabii. Buyurun. Evet. Buyurun. Güle güle. Ben çıkmayacaktım ki. Siz çıkacaktınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın. Allah Allah. İşte sonunda otele gelebildik. Bir daha ne zaman görüşeceğiz? Birlikte olduğumuz günler yetmedi mi? Yoksa benden bıktın mı? Yok canım, ama maç gününe kadar biraz dinlenmem gerekiyor değil mi? Geceleri de mi antrenman var? Yok canım. Peki öyleyse bu akşam birlikte gençlik kulübüne gidelim. Ama... Ama ne olur kırma beni, ha, tamam mı? Hadi. Bay bay. İşte böyle. Gaffar'ın izini buldum. Ama yakında kendisini de bulup konuşacağım. Sanki civa, yakalamaya imkan yok. Siz buna salak aptal falan mı diyorsunuz? Meraklanma, ona öyle bir oyun hazırladım ki kendini bir anda senin karşında bulacak.
Yaptıklarını da inkar edemeyecek. Ben onu görmek istemiyorum. Yarın babama her şeyi anlatıp Suriye'ye döneceğim. Aşk olsun Selma. Beni yüzüstü bırakıp Hasan'la evlenmemize mani mi olacaksın yani? Haklısın. Sizin hatırınız için ona katlanmak zorundayım. Yaşa kız. Şimdi gözüme girdin. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? Nereye gideceğiz? Benim çalıştığım kulübe gideceğiz. Orada güzel kadınlar çalışıyor. Onları görmeye gelecektir. İşte o zaman hesabını sorarız. Öldüreceğim onu. İntikamım korkunç olacak. Gösteririm ben ona. Bu çok güzel bir fikir. Gidiyoruz tamam. Artık hadi. Hadi yürü. Hadi, hadi çalıştığım kulübe gidiyoruz. Teşekkür ederim. Bir şey değil efendim. Günaydın. Günaydın. Teşekkür ederim. Ver üstünü bakayım, üstünü istiyorum. Bin arayanıl sekerdeyim ben, tamam mı? Peki efendim. Hop. Hop. Zeki. Affedersin abi. Antrenman yapıyordum da. Kusura bakma. Antrenmanmış ha? Seni memnun etmek için abi. Memnunum. Hem de çok memnunum. Ama bu çok sevdiğim futbolu Suriye'ye gider gitmez bırakacağım, bilmiş ol. Ama benim yüzümden ihtiyarlamadın. Senin yüzünden ihtiyarladım. Ahmak, senin yüzünden. Peki ne istiyorsun Hüsnü abi? Senin emirlerini yerine getirmiyor muyum? Ne istersen yapıyorum. Al gözünün önünde antrenman bile yapıyorum. Bak, bak şu topu bırak bakayım. Antrenman yarın sabah. Hadi bakalım. Ben de zaten duş alıp yatacaktım abi. Sen de yatabilirsin istiyorsan ha. Hadi odaya. Seni yatağına yatırmadan hiçbir yere gitmem, bilmiş ol bunu. Hadi bakayım yatağa. Hadi. Senin de bana hiç güvenin yok be abicim. Yani pavyona falan mı gideceğim zannediyorsun? Bırak şimdi tıraşı. Hadi bakalım yatağa. Gece antrenmanına. 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2. Ben sana ne dedim? Önce duş sonra yatak. Hadi bakayım. 1-2-3 duş 1-2-3 duş 1-2-3. Oraya değil, bu tarafa. Çıkar şunu. Gitmek istiyorum, bırak beni. Gitmek de ne oluyormuş? Maçtan sonra cehenneme kadar yolun var. Hadi bakayım, şimdi yatacaksın ve uyuyacaksın. Hadi. Benim baştan... Kes! Ama benim bu işlerle ne ilgim var? Ne ilgin melgim yok. Yat! Yat bakayım. Yom gözünü. İşte bu kadar. Uyumayacağım. Zeki! Zeki! Bay namussuz! Çıldırmak işten değil. Üzülme Selma, seninki de gelecek. Hasan öyle söyledi. Mutlaka gelecek buraya, merak etme. Bir imza rica etsem.
Mah, kendine bakacaksın da şuraya bak, kim geldi? Bizim kadınlardan kaçan bey nihayet geldi. Bir de bakışı vardı ki sanki doğuştan çapkın. Canım, sanki biz de yuttuk bu numarasını. Vallahi kendimi zor tutuyorum. Bu kadar giyindik, süslendik, yüzümüze bakmasın ha. Kız, gidip şunun gırtlağını sıkıvereyim mi? Aa, dur, acele etme sakın. Akıllı ol biraz. Bak, ben ona ne yapacağım şimdi? Garson bey. Bir dakika efendim, geliyorum. Buyurun. Hemen efendim. Ne söyledin kız garson? Gel söyleyeyim sana. Aha! Hadi gel benimle. Ay dur, çantamı Ay unuttum. Çabuk ol hadi. Ay, geliyorum ama. Canım. Hadi, bak ben gidiyorum, gözünü dört aç. Of, öyle değil, dön arkanı diyorum sana, yüzünü göstermesin. Tamam canım. Karşımda bir sanat şaheseri duruyor. Dönün de şöyle bir yüzünüzü göreyim bakayım. İşte. Ne? Dalga mı geçiyorsun? Bilakis sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Demek benimle yeni tanışıyorsun. Önümüzde çok uzun zaman var. Nasılsa tanışacağız. Şimdi aşkımızı tanışsın. Vahşi kızlara da bayılırım. Siz ne yapıyorsunuz burada böyle bakayım? Ha, ne demek bu? Benden resim istemişti de imzalıyordum hayatım. İmza mı yoksa damga mı? Biraz da damga. Ne? Damga mı? Ben şimdi sana damgayı gösteririm. Gördün mü bak? Ne olacak şimdi? Sen Hayır. şimdi görürsün. Bu da vahşi. Bayılırım. Oğlum, sen bu hareketlerine beni deli edeceksin. Günahımı alıyorsun abi. Sana söz verdim diye geldim. Hanıma son bir şey söyleyecektim ve... Çekil sen. Bütün bunlar senin başının altından çıkıyor. Dinle beni. O herifi bırak, benimle konuş biraz. Bak, sana her şeyi anlatacağım. Bu herif gerçekten sandığın gibi sana aşık değil. O heriften sana yar olmaz. Unutma bunu. Zanneder misin ki o herif seni... Kocası biri aşktan... Kocası! Efendim, çok iyi anlarsınız. Ay yap! Çekil sen şöyle. Kaçma buraya, gel. Geldim seni, gel. Tokat attın ha? Attım ama şimdi üzülüyorum. Hiç üzülme. Demek ki kadınlara olan korkusu geçmiş. Ama o beni tanımadı ki. Merak etme. Madem ki buraya kadar geldi, buradan da doğru nikah dairesine gidecek. Hiçbir yere gideceği yok onun. Zaten siz erkekler hep böylesiniz. Şimdi de bana mı? Benim ne kabahatim var bunda? Kabahatin ne olur mu? Başımıza bütün bunları sen açtın. Yeter artık be. Ben gidip Gaffar'la konuşayım. Bana bak, gelsene buraya sen. Artık bu yaptıkların yeter. Çekil be kardeşim. Şimdi de bana mı numara yapıyorsun? Sen de kimsin? Çekilsene şuradan. Hiçbir yere bırakmam. Gel buraya, gel. Bak, yaptığın hataları düzeltmen lazım. Buraya gel. Yoksa seni zorla götürmek zorunda kalacağım. Yürü hadi. Selam arıyorsun. Gaffar. Bana dur. Ne oluyor be? Nasıl vururum? Gaffar, buraya gel. Sakin ol. Görmüyor musun? Bana tokat attın. Gel buraya dedim sana. Oğlum. Neredesin? Bir imza rica edebilir miyim? Tabii. Al bakalım.
Senin bıyıklarını yolarma. Ailenin şerefini korumak için bunu öldürmekten başka çare yok dedim. Aa, babacığım her işin bir çaresi var. Bu işin yoktur be! Siz onu öldürürseniz ben hem kocasız hem babasız yani kalacağım. Ne siz kalacaksın? Babasız kalacağım dedim. Niye? Çünkü sizi asacaklar. Kısmak bak! Bu işin bir çaresi var demiştin. Nedir o çare? Varsa bir baba. Şimdi sizinle Türk Ceza Kanunu okuyalım. Oku. Evet. Türk Ceza Kanunu'nun 390. maddesinin B fıkrasına göre tasallut ve zor kullanmaktan 15 seneye kadar ağır hapis cezasına çarptırılır. Yani onu hapse mi attıralım diyor? Tabii babacığım. Demek benim fikrimi beğendiniz. Sizin fikriniz mi? Tabii benim fikrimdi. Sizin fikriniz mi? Tabii. Tabii. Öyleyse onu yakalatalım. Dur kardeşim, dur bakayım, dur. Tabancanı almadan mı gidecek? Bir yere bırakamam. Benimle beraber geliyorsun. Mutlaka televizyona çıkacaksın. Yalvarırım sana, bırak televizyonu falan. Senin için özel bir televizyon programı hazırlandı. Senin hakkında dedikodular var. Onun için mutlaka televizyonda gözükmen lazım. Nereye kayboldu bu? Zeki! Onu sen mi yedin yoksa? Kimi? Zahmet oldu size. Ver parayı. Ver. Al. Kaç para bu? 40.000. Sağ ol. Gel buraya. Bunlar ne işi biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Hiçbir şey yapma. Yapmam. Senden istediğimiz tek şey, kaleye gelen her topu tutmayacak, kaleye girmesini temin edeceksin. Sakın topu tutayım deme. Vallahi ben tutmak istemiyorum ki zaten. Hep o üstte tut diyor. Alın bu parayı, ona verin, tamam mı? O tutsun. Gel buraya! Gel. Dur! Anlaşıldı, bu adam pek laftan anlamıyor. Ya bunu ya da bunu. Hangisini istersin? Bunu. Şu halde anlaştık öyle değil mi? Şu haldesi yok, anlaştık tabii. Tamam değil mi, anlaştık ha? Tabii. Sizin elinizi sıkmayı unuttum. Sıkma! Ama bu işe bitti. Parayı aldığına göre artık kaleye gelen her top gol. Hemen yazıhaneye telefon açıp patrona müjdeyi bildirin. Zeki neredesin? Yamyam saklama, onu sen yedin galiba. Neymesi? Boğazında kalır inşallah. Zeki! Zeki gel buraya! Kaçma, gel buraya! Gel, buldum seni, gel buraya! Senden nedir çektiğim benim ha? Bak televizyon saati de geldi! Vurma izleme! Yürü diyorum, yürü diyorum sana! Yürü. Neyse sen yememişsin, buldum onu. Şu valizleri yukarı çıkart. Tabii. Tamam. Yürü, yürü bakayım. Burada da yok, burada da yok. Nerede bu şerefimi iki paralık eden alçak? Komiser bey, onu hemen bulmalıyız. Nerede olursa olsun bulmalıyız. Anlaşıldı mı komiser bey? Siz hiç merak etmeyin. Buyurun oturun efendim. Benim elimden kurtulamaz. Ama önce onun katı olarak nerede olduğunu öğrenmeliyiz. Evet, doğru. Çok, çok doğru. Dikkatli olmalıyız. Ben dikkatli anlamam. Fare deliğine girse onu bulacağız.
Anlaşıldı. Tamam tamam, ben gidiyorum. Ben de geliyorum. Vallahi ben de geliyorum. Kurtar nereye? Babacığım, Gaffer'ı daha çabuk bulun. Dur, Allah kahretsin. Daha çabuk buluruz tabii. Allah seni de. Seni de kahretsin. Çabuk gelin, tepeme attırmayın. Buyurun oturun komiser bey. İşte buraya bakacaksınız. Hareketlerinizi buraya bakarak yapacaksınız. Evet, provaya başlamaya hazır mısınız? Evet, ilk önce prova. Hadi bakayım. Evet, muhterem seyirciler ve dinleyiciler, bu meşhur futbolcu... ...mamak diş fırçası kullanan kızlara bayılır. Çok şükür sizi bulabildik. Stop, stop. Bütün sahneyi berbat ettin. Dışarı çıkın. Haplar, haplar. Onları geri almadan çıkmam. Hangi hapları? Hatırlamıyor musunuz? Ben vermiştim size. Bir de test yapmıştım. Test mi? Hı. Bakalım şu teste. Zeki! Bir saniye, televizyon çekimi var da. Eğer orada hapları alamazsak bir felaket olur. Doktor bey ona sinir hapı yerine yanlışlıkla maymun hormonlarını geliştiren hap verdi. Ve bu hapları kullandığı takdirde maymun olabilir. Hasan nerede? Bu tarafa gitti. Hasan, Hasan gel buraya. Gaffer orada işte. Hem de bir kızı öpüyordu. Peki nerede hani? Televizyon odasında, hadi. Hadi yürüyün. Nerede o, gördünüz kimi? Bunu? Maymunu canım. Ne maymunu be adam? Çekil şuradan, çekil. Deli bunlar, deli. Maymun! Oo, kaptan buyurun. Sen röportaj yaparken ben de formaları hazırlayayım. Ben de geleyim. Bana cevap verme. Hadi vaktimiz çok az. Bu tarafa bakın. Bakın şuraya bakacaksınız. Hadi hadi bakayım, göreyim sizi. Bu sefer başaracağız. Hadi canım. Evet hadi, çekime hazır mısınız? Hadi buraya bakacaksın canım. Buraya bak bak bak. Evet sayın dinleyiciler ve seyirciler, bu meşhur futbolcu mamak diş fırçası kullanan kızlara bayılır. Hadi çek çek. Hadi hadi gelme. Çek seni, gelme. Çek. Oley! Hadi yapma. Yürü. Durun ya. Aşağı inince anlarsın ne olduğunu. Allah'ım, program yine bozuldu. Yine bozuldu. Vallahi ben de çok özledim onu. Ya o iktirip kaptırmayın, tamam. Durun, bırakın beni diyorum size. Hayır, bizimle gelecek o. Bana bak kardeşim, ya yolumuzdan çekilirsiniz ya da çok fena olur. Bırakın onu dedim size. Ya benim hiç söz hakkım yok mu? Ben erkek değil miyim? Oraya gidiyorum ben de, yani buraya. Kontratın var ve bir yere gidemezsin. Sen benimle geliyorsun, hadi. Abi beni bırakın. Yok, kontratı dinlemeyiz. Bizimle gelecek. Hayır, buraya. Bırakın beni. Bakalım, o götürsün. Sen burada kal. Hadi onunla uğraşsın ardından. Evet, polis alsın. Hadi gel bakalım. Gel sen, gel. Evet, gel. Hemen kayda girelim. Ve sayın dinleyiciler ve seyirciler, bu beynel melal futbolcu mamak diş fırçası kullanan kadınlardan mı hoşlanır? Evet, hadi başlıyoruz. Saralım bakalım. Babacığım, babacığım bulduk onu babacığım. O hain asılmayı hak etti. Televizyon odasında, kaçırmayalım. Hı-hı. Ama baba, şişman bir adam bırakmıyorum. Ben şişman pişman dinlemem. Öldüreceğim bu tarafayı. Sen değil babacığım, oradaki bak, polisler bırakmıyor. Burada, evet. Tabii onlar polisler, komiser. Ben sen yakalayacaksın, ben de resim tutacağım. Hadi. Buyurun. Sen bu taraftan, sen de bu taraftan. Evet. Evet. Gelelim. Çok güzel. Geldim seni namutlu. Durun. Stop. Kafanı düzeltecek ve bununla evleneceksin. Evet. Evleneceksin bununla. Evet. Susun. Bu beyin senden şikayeti var. Anlaşıldı mı? Evet. Benden şikayet mi? Evet, senden. Hadi bakalım, yürüyün karakola. Karakola mı? Yürüyün karakola. Bugünkü maç çok zorlu geçecek. Hatırlıyor musun, geçen seneki kalecimiz ne kötü sakatlanmıştı. Yazık oldu, geçen seneki maçtan sonra futbolu bırakmıştı. Tabii, nasıl oynayacak, çenesiyle bir ayağı kırıldı. O canavar bugün oynayacak mı yoksa gene? Tabii oynuyor ya, yalnız senin için korkacak bir şey yok. Eyvah, ben mahvoldum abi, ne yapacağım o canavarla? O canavar adam yiyen cinsten değil. Hadi bakalım. Canım yersin. Evet, güzel bir maç oldu. Başarılar, başarılar. Evet, en az evet, 1-2. Yardım eder. Sayın dinleyiciler, şimdi takımlar sahaya çıkıyorlar. Az sonra da maçı yönetecek. Evet, şu anda gözüktüler. Maçı yönetecek hakemler de gözüktü. Hakemler ve oyuncular orta sahaya doğru ilerliyorlar. Sevgili seyirciler,
Evet, şimdi de çıkış tünelinde siyah beyazlı takımın en büyük kozu kaleci Zeki göründü. Bugün hava güneşli ve açık. Tribünlerde yaklaşık 30-40 bin kişi var. Biraz sonra hakemin düdüğüyle bu zorlu maç başlayacak. Hakemin düdüğüyle maç başlayacak dedik. Evet, şu anda her iki takım da hazırlıklarını yapmak üzere. Kaleci Zeki, evet, hakemin düdüğüyle maç başladı. İleriye doğru uzanan bir topu görüyorum. Sağ tarafta topu karşıladılar. Bir hücum denemesi, karşı taraf bastırdı. Sol bek kesti. Söyle bakalım kimsin sen? Ben Zeki'yim, Zeki. Pasaportunuz otelde kaldı. Artık her şey meydana çıkmalı, numara yapma. Hep yalan. Senin kırdığın cevizler beni açtı. Dur. Diyelim ki Zeki sensin. Peki şu maçta oynayan kim ha? O mu? Sahtekarın biri herhalde. Sahtekar sensin. Evet. Lütfen susun. Maalesef sizi tahkikat sonuna kadar serbest bırakamayacağım. Anlaşıldı mı? Oturun bakalım. Ama benim maçta olmam gerekiyordu. Bak göreceksin sen kendi kafanı. Bir yere gidelim. Maçta olmam gerekiyordu. Sakin ol be. Evet, maçın şu anda 11. dakikası. Yeşil beyazlar topu yakaladı. İleriye doğru uzatırlarsa sağ köşede bekleyen futbolcu ileri kaçabilir. Evet, nihayet pasını verdi. Ama sol bek topu kesti. Topu kaptı. Pas verecek derken gol. Hiç beklenmeyen bir gol oldu. Pas derken direkt kaleye vurdu ve gol oldu. Santra yapıldı. Şu anda çok hızlı bir şekilde tekrar ucuma geçti yeşil beyazlar. Uzattı. Şut atacak. Vurdu. Evet, top geliyor. Zeki bakıyor. Evet, vurdu. Zeki yakaladı. Bravo. O da ne? Kaleye çizgisini geçti. Zeki kendi kendine gol attı. Olamaz böyle bir şey. Olamaz. Gol. Zeki şimdi out atmaya çalışıyor ama tabii santra yapılacak. Topu ileriye uzatmaya çalışıyor. Evet, vurdu. Ama top çok kısa düştü. Yakaladılar. İleriye doğru tekrar bir hücuma kalktılar. Seyirciler çok şaşkın. Evet, Zeki ağa takıldı. Kale ağlarına takıldı. Kurtulmaya çalışıyor. Ama bir yandan da karşı tarafın kalecisi hemen şutunu çekti. Santradan ileriye doğru gelmeye çalışıyor yeşil beyazlar. Ama Zeki ağa kurtulamıyor. Şimdi altı pasın içine girdiler. Eğer kaleye vurursa, evet, vurdu ve gol. Gol. Ha Zeki. Zeki içeride değil, dışarıda tutacaksın topu. Evet, şimdi tekrar yeni santra hazırlıkları içinde. Zeki santraya vurdu topu ama seyirciler de şu anda gerçekten olaydan çok mutlular. Kıran kıranı bir maç. Orta saha mücadelesi. Tekrar yine altı pasın içinde vurdu gol. Gol. Hiç beklenmeyen goller yiyor bugün Zeki. Yine sağdan hücum. Hep sağdan yakalıyor. Evet, altı pasın içine doğru uzatırsa tehlike o. Zeki ne yapıyor? Arkasını döndü. Bu ne muhteşem bir kurtarış. Topasıyla top kurtarıyor. Çok güzel. Seyirciler bayıldı ve ikinci şut kafasında patladı ve kurtardı. Gözünü aç ve vereceğin talimatları yerine getir, tamam mı? Başka bir şey yapmayacağız. Yani topu tutacağım, öyle mi? Evet, ama kalenin içinde değil. Adamlar üstüme geliyor, korkuyorum. Sen de onların üstüne gitmeyi çakarsam. Ya kolay mı? Gel, kolaysa sen tut bakalım. Bana bak, bu hayatının en güzel maçlarından biri olacak. Eğer bir gol daha yiyecek olursan gözüme görün be. Tamam mı? Hadi yürü, hadi. Hadi yürü dedim. Vurma, yürü. Tamam. Vurmadan giderim. Tamam. Yürü. Bana bak, ilk yarıda yaptıklarını yapmayacaksın ve tekrarlamayacaksın. Ne yapayım abi, ben sağ atladım, top sola geldi. Sen o zaman dalga geçiyorsun canım. Hayır, geçmiyorum abi, burama çarptı. Ha, çarpsın canım, ne olacak? Sonra şurama. Olmaz öyle şey. Ama ben oynamıyorum. Gel buraya. Sözlerimi anladın değil mi? Sen dediklerimi yap. Tamam. Çizgilerin dışında oynarsam görürüm. Bravo, ikinci devrede de aynı oyunu göstermelisin dostum. Neyse, böyle oynamaya devam et. Hakikaten aldığın para helal olsun. Ne? Yahu ben parayı alsam da almasam da top kalenin içine o kadar güzel giriyor ki. Öyle mi? Şimdi anladım. Zaten 3 günden beri bir oyun oynadığının farkındayım. Demek takımı sattım, öldüreceğim seni, öldüreceğim seni. Ben takımı satmadım ki abi, sadece kiraya verdim, o kadar. Sen ne karışıyorsun be? Ben mi ne karışıyorum? Size gösteririm alçak herifler, adi herifler sizi. Siz görürsünüz. Sen fazla oluyorsun artık. Yapayım. Kaptan, nasılsın? Şimdi abi. Nasıl gidiyor? Nasılsın abicim? İyi misin abi?
Sıkılma. Ben üzüntünü biliyorum ama ikinci haftayım. Daha iyi atlayışlar yapar. Düzeltirsin durumu. Çok üzüntülüyüm Şevki abi. Bilemezsin üzüntümü. Tamam canım, tamam. Üzülmene gerek yok canım. Bütün topları kurtarmak zorunda değilsin ki. Bütün kaleciler golde yiyebilirler. Erkekseniz takat teker gelin. Ne oluyor bunlara böyle? Bu bizim antrenör abi. Dayak yiyor baksana. Senin antrenör mü? Niye yardım etmiyorsun? Kendisine çok içerlerdi. Olur mu öyle şey? Ben kavgaya bayılırım. Mahkeme. Oğlum bakar mısın biraz? Çekil be. Bakar mısın dedim. Çekil dedim sana. Ben sınırım diyor sana. Ben senin tarafındayım abi. Benim maç bitti. Benimki şimdi başlayacak abi. Haplar! Haplar! Maymun hapları nerede? Sen dur güzelim. Olur. Erkekler size kalsın, kızlar bize. Eyvallah. Hoşça kalın, hoşça kalın. Keyfinize bakın, hoşça kalın. Keşke maymun haplarını içseydim. Bırak şimdi bunları, maça çıkacağız, yürü. Ama o zaman kuvvetlenir, bütün bunları döverdim. Nerede haplar? Şapkamın içinde. Neden söylemedin? Al bakayım, bir tane. Bir tane daha. Allah'ın hakkı üçtür. Yok, hepsini iç, daha iyi. Daha çok. Hadi hepsini iç. Şöyle. Hadi yürü. Yürü. Sayın seyirciler, ikinci devrenin başlaması için oyuncular sahaya çıktı ve sahadaki yerlerini aldılar. Şimdi Zeki Gözüklü finalde. O da biraz sonra yerini alacak ve hakemin düdüğüyle maç başlayacak. Zeki kalesine doğru ilerliyor ve kendinden emin gözüküyor. Evet, maç başladı ve şu anda yeşil beyazlar sağdan bir hücum denemesi yapıyorlar. Ama genellikle top orta sahada geziniyor. Ve Zeki de yerinde duramıyor, etrafa bakıyor ve kendinden çok emin görünüyor. Birinci devredeki Zeki gitti, yerine bambaşka bir Zeki geldi. Şu anda sağdan ilerliyorlar ama Zeki bu şutu kurtaracak gibi vurdu kafasını ve Zeki aldı. Evet, yakaladı. İleriye doğru uzattı. Çok güzel. Şimdi siyah beyazların bir hücumunu görüyoruz. Evet, çalımladı. Kaleye doğru baktı. Vurdu şutunu. Evet, gol. Beşi çok güzel. Siyah beyazlar ilk golünü attı ve hemen tekrar maç başladı. Zeki direklere sarılıyor. Çok güzel. Şimdi top yine altta. Evet, yeşil beyazların vurduğu bir şut. Zeki ayaklarıyla kurtardı. O ne? Çok güzel. Zeki şu anda çok güzel kurtarışlar yapıyor. İşte bir yenisini görüyorsunuz. Çok güzel Zeki. Evet, vurdu ve hemen yakaladı. Arkadaşlar verdi pasını. Şu anda tekrar siyah beyazların kalesine doğru iniyorlar. Vurdu yeşil beyazlar. Çok güzel bir top. O da ne? Müthiş bir kurtarış. Müthiş bir kurtarış. Yeni bir kurtarış daha Zeki'den. Bir maymun gibi adeta. Yerinde duramıyor. Çok güzel. Yeşil beyazlar bastırdı. Tekrar Zeki aldı topu. Kurtarıyor. Ve işte siyah beyazlar. Evet, hücumda. Dördüncü gol geldi. Siyah beyazlardan dördüncü gol. Şu anda Zeki kale çizgisine çok yakın bir yerde topu tuttu ve kimseye vermiyor. Zeki'nin hareketleri aynen bir maymun gibi. Şimdi tek başına ilerlemeyi tercih etti Zeki. Bir çalım daha. Evet, yine bir çalım daha. Muhteşem bir hareket. Rakip sahaya doğru ilerledi. Şutunu vurdu ve kendi topuna yine kendisi yetişti. Penaltı noktasını geçti. Vurursa gol olabilir. Vurdu son saniyede. Müthiş bir gol. Zeki'den son saniyede müthiş bir gol seyrettiniz. Olamaz böyle bir gol. Çok güzel. Ve hakem
düdüğü çaldı, maçı bitirdi. Maç bit... Evet. Sevgili seyirciler, Zeki'nin muhteşem golüyle siyah beyazlar sahadan 5-3 galip ayrıldılar. Bir başka sevgiliyi sevemem, sevemem, sevemem. Dudakların ne sıcak diyemem, diyemem, diyemem. Şu kalbi başkasına veremem, veremem, veremem. Bir başka sevgiliyi sevemem, sevemem, sevemem. O gül dudaklarını öpeyim, öpeyim, öpeyim. Güzel yanaklarını seveyim, seveyim, seveyim. Şu kalbimi sana ben vereyim, vereyim, vereyim. Bırak sana neleyim diyeyim, diyeyim, diyeyim. We'll be right back.